Bir sürpriz de olabilir yani. Ne? Yani her an her sürpriz olabilir yani, neyse. Ama ben söylüyorum, eğer öyle bir şey olur, bir teklif gelirse 2022'deki Merve çok daha farklı bir Merve yani. Hani hiçbir şey umurumda değil. Bak hiçbir şey umurumda değil ya. Bak öyle böyle düşmedim kız. Ama bak bunun öncesini anlatacağım şimdi. Merve'ye geç. Bak şimdi. Bak erkek olsaydın. İskeleti anlatacağım, kafa o kadar gitmiş ki. Anlatıyorum ya, işte ne var burada falan, üstümde hiçbir şey yokken düşün beni falan diyorum, anladın mı? Böyle saçma sapan. Ama iskeleti anlatıyorum, aslında hiç farkında da değilim. Aha, avokado geldi. Enis çok iyi ya. Ay, caps oldu her yerde o. Atamıyor! Aynı takımda olursak, sen böyle hani oyun istemeyip böyle mıyıkıyı mıyıkıyı oyun sonuna falan sen gidersen... Sen beni öldürüyorsun. Evet, kesin öldürüyorum. O netsiz yani. Saçını tutar, o nehire atlıyorsun ya, o nehire ben atarım seni zaten. Evet, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nisa'yı bırakmadım gördüğünüz gibi. İkinci videoyu çekelim dedim, o da beni kırmadı. İkinci videomuza şu, YouTube'dan Survivor videolarımızı açacağız. Ve birbirimizi yorumlayacağız. Bakalım biz Survivor'da neler yapmışız. Sonra bir sürpriz de olabilir yani. Ne? Yani her an her sürpriz olabilir yani. Neyse konuyu... Survivor'da bu ikili olsa nasıl olurdu falan. Çok sürprizler var, neyse. Ama bak şimdi mesela çok iyi falan. Hani Survivor'a gidiyorsun ya uçakta falan. Herkes çok iyi anlaşıyor, herkes kanki gibi falan. Ben hiç inanmıyorum onlara ya. Sonra işte gidiyorsun adada... Aa patlıyor. Bak şimdi biz hayatım, de patlar mıydı? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Mümkün değil. Ben nasılsam öyleyimdir. Ben birini seviyorsam severim, sevmiyorsam da nefret ederim. Zaten bunu da dile getiririm, söylerim. Hiç de çekinmem bununla İyi, alakalı güzel. Olarak. Zaten Survivor'da eğer gördüysen öyle bir tiptim zaten. Neyi görüyorsam söylüyordum. Sırf da bu yüzden... Bir şey diyeceğim. Sen Serena'yla çok iyi kankiydin. Ne oldu sonra? Serena'yla biz çok iyi kanki değildik. Şöyle bir durum vardı. Konuşuyordunuz ama şey gibi. Tamam, Serena'yla konuşuyorduk ama şöyle bir durum vardı. Serena ya da tek başına kalmıştı. Ben normalde zaten erkeklerle daha net anlaşan bir tipim. Öyle bir tipim. Niye bilmiyorum yani ama öyle. Onda adada tek başına kalınca ben de Serena'yla birlikte tabii ki doğal olarak kız tek mi başına kalacak yani. Birlikte vakit geçiriyorduk, zaman geçiriyorduk, konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Ama ben olaya yarışma gözüyle baktığım zaman ve sevdiğim insanlara baktığım zaman Serena'yı onların arkasında geliyor. Yani anladın mı? Benim için Ahmet ve Gökhan daha önemliydi. Serena'yı sevmediğim için ya da ondan nefret ettiğim için Serena'yı söyledim diye bir dava yok. Ahmet abi ve Gökhan benim için daha farklı yerdeydiler, daha farklı konumdaydılar. Okay. O daha farklıydı. Ya böyle bu konuya da açıklık getirmiş olduk diye düşünüyorum. Bu evet. Serena'yı muhabbeti çünkü yıllardır sonra valla. Orkasından bu çağırdım gönderdi. Halbuki öyle bir şey yok arkadaşım. Sonuçta... Ama böyle şey oldu. Hayır çünkü. Serena yılını söyledim. Bir hafta önce bu kız birinci olmuştu. Bir hafta sonra ne yaptı da elendi yani. Ben onun elenebileceğini de hiç düşünmüyordum bu arada. Çünkü, ben o kadarını hatırlamıyorum. Çünkü birinciydi anladın mı? Cidicim ben eskiden Survivor'ı sadece oyunları izlerdim. Diye ne reality ne röportaj falan ben işte, anlamıyordum zaten. Ben de diyorum reality'de ya da röportajda ya da o hafta o adanın içerisinde ne yaptı da elendi. Kendi bu kız anladın mı? Onu bilmiyorum. Ya olabilir ya böyle şey. Survivor abi kimse herkes herkes yazabilir. Bu kadar basit. Gittik Survivor'a diyelim. Zamanı gelince sen beni yazacaksın. Ben seni yazacağım belki. Acun abi. Bizi alır mısın Acun abimi? Ama ben söylüyorum eğer öyle bir şey olur bir teklif gelirse yani şu 2014, 2015, 2018 Merve'yi herkes unutsun. Yani onu alıp bir kenara koysun. 2022'deki Merve çok daha farklı bir Merve yani. Hani hiçbir şey umurumda değil. Bak hiçbir şey umurumda değil ya. Ama bizim böyle karşılıklı bir mücadele verdiğimizde olay şöyle olur. Ben sana söyleyeyim hemen. Oraya kadar yürüyoruz ya. Orada bir konuşuruz falan. Başarılar diliyorum. Aynen. Tamam mı? Çok iyi yarış. Güzel yarış. Böyle ben biliyorum. Kazasız belasız başarılar evet, öyle. Diyorum. Kazasız belasız. İyi yarışalım. Hiçbir sıkıntı aynen. Çıkmasın. Ondan sonra... Start başta evet. Tabanca patladı ya orada film koptu işte anladın mı? Orada görmem abi saldır. Sonuna kadar saldır. Yardır 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 yani yararı evet. Vardır. Sonra atıyorum kazandın, kaybettim ya da ben kazandım, sen kaybettin. Evet. Tebrik ederim. Aynen. Başarılar. Yolumuza devam. Aynen. Bitti hani orada evet. Arkadaşlar devam ama
o kısa dilim o zaman zarf içerisinde parkurda rakibiz abi, bitti, tanımam. Mesela bu sen dedin ya uçağa biniyor herkes kanka falan, ben evet. Ona da inanmıyorum mesela. Ama böyleydi, bizim öyleydi yani. Ama tamam bu ilk, zaten siz ilk defa Survivor'a gidiyorsunuz ya, birbirinizi tanımıyorsunuz. Şey. Ama şimdi bir All Star ekibiyle, kadrosuyla Survivor'a gidiyorsan herkes birbirini tanıyor. Evet. Herkes bak kurgu üstüne kurguyla gidiyor. Öyle söyleyeyim sana. Evet. Herkes bir kurgusunu alıyor eline. Hikayesini, yani hikayesini yazmış zaten. Kafasında oturtmuş o hikayeyi. O hikayeyi ben böyle bir hikayeyle falan gitmem ya. Evet, gerek yok ki zaten böyle. Sağ ol. Yani kendini sadece koruyacağın yerleri bilmelisin, anladın mı? Benim Survivor dilim, evet bugün dokunmazlık oyundan geldik, kaybettik, açız, yapacak bir şey yok. Bir gemimiz gidiyor, bugün konsey. Kimi yazacağız bilmiyorum, ben istediğimi yazacağım. Bunlar bir şeyler çeviriyor ama ben bilmiyorum. Öyle yani. Abi ben bilmiyorum, ben özlü söz yapıştırmayı çok seviyorum ya. Ay bir şey yapıştıracağım illa oraya. Mesela o an o yarışmada, oyunda bir şey yaşadık ya. Orayı bir özlü sözle falan perçinleyip o şeyde, röportajda yapıştırmam lazım onu oraya. Birine gönderme yapmam lazım. Hı hı. Ay bu kötü düştüğüm şeyi asla açmayacağım. Aç, merak ettim. Sen ne kötü düştün? Tabii ben 2015'te açmadım. Ne zaman ya? Aç, merak ettim. Nerede düştün hatırlamıyorum ki. Bak öyle böyle düşmedim kız. Ama bak bunu öncesini anlatacağım şimdi. Ver böyle geç. Bak şimdi. Bak bunun... erkek olsaydı. Ama bak bu oyunu öncesinde anlatacağım. Ne oldu biliyor musun? Şimdi bu oyunu biz Nadia ile beraber geldik starta. Ondan sonra Acun abi yerlerimize geçtik. Düdüğü çaldı. Ama ben düdüğü çalmadan önce çıktım. Ya öyle olduğunu gelin düşünüyordum en azından. Ben dedim ki abi dedim ben erken çıktım dedim. Acun abi dedi ki ne erken falan çıkmadın dedi. Nadia dedi geç dedi. Nadia geçti yerine. Ben gittim arkaya tekrardan. 5 saniye bir de bana ceza verdi. 5 saniye sonra başladım ben, tamam mı? Meğersem normal çıkmışım ama ben kendi hatamdan dolayı böyle bir ceza verdi bana. Tabii bu oyunun işte bu oyunun başlangıcında. Bak, ha, yetiştin burada. Tam olayı dinle ama bir sinirlendim kendime. Dedim ki sen dedim böyle bir şey nasıl yaparsın? Geri zekalı dedim kendime. Kendimi de eleştiririm böyle şeyler yaparım. Bak şimdi. Merve öyle geçti, Merve düştü. Bak böyle bir düşme yok. Ve Merve geldi işte. Niye şimdi vurmadın? Dokundum topa, bitti işte. Sonrası penaltı ya. Çok kötü oldu ya. Ay Metin abiye bak ya, yerler ya. Çok seviyorum. Evet ya abi. Metin abi, Metin Kuş. Metin Kuş'a da buradan selam olsun canım doktor. Aile ödülü açıkladı. O ne? O sen misin? Aha, evet benim o. Ne aile ödülü? Ay annele şey kardeşim geldi Dominik'e. Vallahi. Kazandık biz bu oyunu. Çok ya ağladım. Ya bizde öyle çok, bir şey yoktu ya. Çok ağladım çok. Şimdi. Acun abi de genç uçaklana. Aa çok zayıf burada. Kız aslında çok uzak. 5 çok olmuş yani, 6 sene olmuş. Olmuş ya. Doğukan'a bak. Aa. Onu babam seviyordu. İyi çocuk Doğukan ya. Herkes çok... Hepinizin en yakını. Bak o kadar şok olduk ki inanamazsın. Şu an gülüyoruz ya. Şey, mutlu musun anlamadım ki. Her ikisi. Arkadaşlar aileleriniz burada. Sakatlandın mı kız, ne yapıyorsun? Aa! Şimdi sıra sende. Al işte bak. Son olarak Merve Aydın. Sen kim bekliyorsun? Kardeşim bekliyorum. Ay çok kötü oldum bak, yemin ederim o kadar o anı yaşıyorsun işte istedim. Ma bura ne kadar zayıf ve küçük. Bir şey diyeceğim, sen üzgünsün ya, mutlu değilsin ki. Yani bu ne bir kız? Sürü duygu var ya ama. Baksana bu mutluluk değil ki. Ay çok kötü oldum gerçekten. Bana iletişim ödülleri hiç iyi gelmiyordu biliyor musun? Bu bana inanılmaz depo oldu biliyor musun?
Umarım ama hiç... bu çok farklı bir şey belki o yüzden. Normal iletişim ödülü olabilir. Gibi değil ya. Ya o anlar var ya anlatamam. Ya çok böyle... Hakan'ın şeyi mi geldi? Gizem mi geldi? Gizem geldi onunla. Ay çok kötü oldum be. Ben böyleyim işte ya. Bu benim bayağı böyle... Hani bunu geçelim. Başka bir şey. Komik bir şey aç ya. Ağlamayalım aynen. Şimdi. Yani biraz ağladık biraz gülelim o zaman. Çok kötü oldum ya. Bak gene gittim oraya. Ama Survivor var ya çok güzel ya. Hani şunu söyleyeceğim. Bana hep derlerdi ki... Buradan şu an gitmek istiyorsun. Burayı istemiyorsun evet. Ya. Ama buradan çıktığında geri dönmek isteyeceksin. Ben inanmıyordum. Abi 3 kere gittim. 4.'ye de gitmek istiyorum. Yani böyle bir şey bu Survivor. Baksana gözlere. Makyaj mı yaptın kız? Evet yaptım. Ya çok komikti burada ya. Yanlışlıkla bir tanesini devirmişim. Sonra gittim ikinciyi de devirdim. Bir şeyler yaptım. Kazandım. İletişim ödülü galiba. Böyle çift oynadığımız oyunları nedense hiç sevmiyordum ya. Evet. Çünkü koordinasyonu sağlayamıyorsun ya o. Allah Allah! Kız! Kız! Kızımı aldı. Biri kardeşim Almeda'mı aldı. Ben de bu Survivor alacağım. Tamam, Anıl da yazık garibim kıyamam. Tamam Merve diyor, psikoloji artık gitmiş. Ya böyle insanı izlerken tüyleri diken diken oluyor ya. Alp sunuyordu ya o zaman bize. Aa evet. Murat yarışmacıydı değil mi? Yok sen onunla değil. Beraber gittin. 2018'de. 13'tü. 2018'de gittik beraber Murat'la. Evet. Ne ya? Çamur oyunu sizde yoktu. Çamurlu vardı. Başta ama böyle vardı. Değildi. Bu kadar değildi. Bu kadar çamura girmiyordunuz. Yok. Atış mı yoktu burada? Bazı dokunulmazlık oyunlarında hiçbir zaman atış olmuyordu. Her zaman puzzle ve bayrak kaldırma. O neydi ya? Atışsız çok tuhaf oluyor. Bu da 2018 galiba. Ya çok komik kafa gidik burada anlat bakalım dayım. Kolaylara geç. İkiye böl. Hızlı. Bilemezsen zorlama. Bunu zaten anlatan bu ne ya? Ben bunun nedeni kolunu bilemiyorum. Biliyorsun da. Ben bile biliyorum be. Ne İglo mu? Ne? O zaman bilmiyordum işte ne olduğunu. Bir kere fark kullanmıştır. Üç olsun bizim olsun. Ben geçerek başladım tamam mı? Süre başladı. Her şeyi geçiyorum ya. Bazı insanlar vardır böyle dersin ya. Sen ne adamsın be. Ha? Sema neden korkuyor? Üç harflerle. Cin. Ha? Sen ne adamsın be. Kaşının altında ne var? Ben de yok. Cingöz. Ben seninle çok sıkı arkadaşım. Seninle beraber tarla almaya gittik tamam mı? Dur. Tarla mı? Ben parasını verdim. Sen de parasını verirsen senden fazlasını alıyorum. Sana ne yapıyorum? Kazık. Ne güzel anlattın. Dur be. Bak. Bu yiyecek tamam mı? Yaparız diye. Çok da güzeldi. Evet. Bana nasıl anlatayım? Ben dedim ki bak bu olay gerçekten bu olay gerçek ve ben bunun üzerine kalıp direkt koyarım. Kalıbımı basar. Kalıbı? Kalıp. Basmak. Kalıbı basmak. Kalıbımı basmak. Kalıp. Kalıbı? 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 Para.
kötü gireyim. Birisi konuşur 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 konuşmak yazıyor zaten ya. Öyle mi yazıyor? Adem'e bak. Aa, koca kaba sen kendine bak. Sen kendine bak. Ama öyle böyle bir malzeme vermedim. Söyleyeceğim şimdi, yayınlamadı. Ne oldu ya? Ne dedin orada? Bak, ne oldu burada biliyor musun? Artık kafa o kadar gitmiş ki iskeleti anlatıyorum. Karşımda kim vardı o sırada hatırlamıyorum. Ya Ümit abi vardı ya da şey Mustafa vardı. İskeleti anlatacağım, kafa o kadar gitmiş ki anlatıyorum ya. İşte ne var burada falan. Üstümde hiçbir şey yokken düşün beni falan diyorum, anladın mı? Böyle saçma sapan. Ama iskeleti anlatıyorum o sırada, hiç farkında da değilim. Hiçbir şey yok hani. Üstümde hiçbir şey yokken beni düşün, ne var diyorum, tamam mı? Çocuğa sonradan bana dediler ki, kızım ben yerlere yattım. Diyorum ki ne olursunuz bunu yayınlamayın. Allah rızası için böyle bir şey yok. Önemli demek istemedim falan. Öyle komik bir videoydu yani. Bana çok baktık. Biraz da sana bakalım Nisoş. Bu 8 dakikaymış be. Yuh, tamam, ne çok güldüğün an varmış. Ne çok gülüyormuşsun Nisa ya. Nasıl düştün? Vallahi röp verirken ben kaç kere düştüm. Ben de anlamıyorum ki. Bir de müzikleri de çok iyi veriyorlar ya. Çok iyi kestiler. Bak bu da, bak makbule var yani. Bu ikinci oyun mu ne olabilir biliyor musun? Sen yuh yani Nisa. Ben çok düştüm. Ve taşın üstüne düştüm bak. Oy. Otururken düşmek de ne? Anladın mı? Yani? Evet yani. Bazen dedim ki Nisa ne yapıyor acaba? Ne düşünüyor şu an? Benim... Niye bu hareket yapıyor? Hep boş. Ay bu sembol oyunuydu. Ya var bazen beni öyle bir gıcık ediyordun ki böyle saçından tutup sürükleyesim geliyordu. Yemin ederim bak o kadar yani. Ne yaptın, orada kaldın mı öyle? Yo, geri döndüm biraz sonra ama şeydi, bu sembol oyunuydu hani finali. Hani ben 5 tane sembol kazandım 6 tanesinden. Hepsi gitti. Hepsi boşa gitti. Ay burada kalıyor çocuğun ayakkabısı Yasin'i. Yok ama bayağı battı. Sen de benim gibisin bu şeyde galiba. Yemek birisinin yemeğine bakıyor muyum? Doğru söyle. Yemek yeniyor ya. Ödül kazandık, yemek yiyoruz, tamam mı? Ben ne hikmetse abi en önce yemeği ben bitiriyorum. Herkesin yemeğine bakıyorum. Ben çok yavaş yerdim bilerek. Çok yavaş yerdim. Yavaş yemiyorum ama işte, anladın mı? Yok, bitiyor ve sonra yavaş. Böyleyim. Birisi yemese de ben yese. Ben hep böyle yavaş yavaş yerdim. Benim bağırışlarım. Bir şey diyeceğim, ben mesela o kadar bağırdığımı hiç farkında değilim yani. İnsan anlamıyor ki, ben de öyleyim. Çok iyi. Sen kime benziyorsun biliyor musun? Biz seni hep şeye benzetiyorduk. Benim görümcem var Azime. Sen Azime'ye benziyorsun. Azime göstereceğim mi? Sana. Benim görümcem. Görümce demek ne demek biliyor musun? Ya bu çok iyi oluyor ya. Şimdi bu kadar çok iyi yapmışlar ya bunu. Aha, avokado geldi. Enis çok iyi ya. Değil mi? Enis çok tatlı bir adam gerçekten.
Anne. Üveyi biliyor muydun o zaman? Yedek anne. Bunu aslında biliyorum. Niye orada aklıma gelmedi ki bilemedim ki. Bakayım başka neler varmış. Ay boşver ya. Yok böyle parkur. Survivor'ın tatlı. Hep tatlı ve komiksin insan. Yunus Emre'yi çıldırtmışsın atamıyor diyerek. Ay caps oldu her yerde o. Atamıyor. Ben sürü parkurları çok severim ya. Ya ben koşacağım abi ya. Ne güzel parkurlar. Koşacaksın, atlayacaksın, çıkacaksın falan. Ben kaybedeceğimi sandım artık biliyor musun? İki kere düştüm çünkü iki tane iter aldım. Ya. Evet. Bu oyunu ben çok sakat buluyorum mesela. Elif çok güçlü ya. Herhalde güçlü atlet. Ne bileyim çok zayıf duruyor. Nereden bileceğim kızın o kadar güçlü olduğunu. Kaç kilo squat yapıyordur o biliyor musun sen? Kaç kilo bench yapıyordur? Bak bir kere düştüm. Bak bir kere daha düştüm. Ama sen istem dışı düşüyorsun oraya. Bir de gülüyorum düşerken ne alaka ya? Ay sen hep gülüyordun ki zaten gülmediğin bir... Oyun kaybediyorsun gülüyorsun, oyun kazanıyorsun gülüyorsun, oturuyorsun gülüyorsun. Nasıl direnmişim belli değil. Valla. Dayanıklılığın iyi ama bu kadar direndiğine göre. Çünkü çok da dayanıklılık gerektiriyor. Bak, bak, vallahi ittin yapıştırdın yere. Elifçim, havuza. Havuza gömüldü. Tek seferle mi atınca kazanıyorsun? Ha bizde tekti. Ha bizde bir de iki. Evet. Ben iki zaten nasıl yapıyordunuz anlamadım ki yani. Bu kadar güzel video yeter. O zaman Nisan'ın Survivor'a gidişini açıklayabilmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Ya git ya. Survivor'a gidiyorsun. Allah Allah kim diyor? Sen diyorsun. Sen? He. Yukarıdan. Sen gidiyorsun. Hacın abi mi diyor orada? Evet. Gidiyorsun. Evet vallahi... gidiyorsun. Seçtin mi? Gidiyorsun sonra. Adem'le beraber sen mi yapıyorsun? Adem'le biz ikimiz takılıyoruz. Seçiyoruz öyle. Şu olsun bu olmasın. Bakarız ya. Yani bilemedim. Bence gidiyorsun gibi geliyor. Gibi geliyor. Gibi. %90 gibi. Genelde hep bu şeylerin sonu gitmeye oynanır. Yani en sonunda gidersin yani. Hep öyledir. Aynı takımda olursak sen böyle hani oyunu istemeyip böyle mıyıkı mıyıkı oyun sonuna falan sen gidersen... Sen beni öldürüyorsun. Evet kesin öldürüyorum. O netsiz yani. Saçını tutar. O nehire atlıyorsun ya o nehire ben atarım seni zaten. Bir gerçek yani. Bunu en başta bak gitmeden söylüyorum gitmiş gibi. Hani bu olurdu yani emin ol. Hani kafanı bir şeyleri ağaca falan sürterdim. Yazık Mustafa'ya ben neler yapmışım. Mustafa seni çok seviyorum kardeşim o anki. Mustafa Kazan mı? Hayır ya Mustafa Kazan diye bizim Mustafa yarışmacı vardı 2018'de. Ha. Acayip ama artık benim beyin devreleri yanmış. Beyin yok orada anladın mı? Yok yani. Mustafa'yla bir tartışıyorum. Mustafa hani yeter diyor. Ben sen sus diyorum. Sus kapa çeneni falan. Öyle bağırıyorum. Tabii o olaylar orada kaldı ve bitti. Bir daha yaşanmayacak. Yani böyle bir Survivor anılarımızı deşelim istedik. Biraz ağladık, biraz güldük. Nedense hep benim tarafımda ağladık, senin tarafında güldük. Bu da niye böyle oldu ben onu anlamadım ama neyse. Sen hiç gülmedin mi orada ya? Abi çok güldük de ağladığımız yer demek ki daha çokmuş bizim yani. Ben %90 ağlamışım demek ki. Ama şimdi 3 sezon var. Hangi sezona? İkinci sezona baktık galiba. 15, 18'de de o... Hatırlamıyorum. Abi benim ama en çok üzüldüğüm şey Cemal Can'la sen. Biz Survivor anılarımıza baktık. Birazcık onları yorumlamaya çalıştık. Nasılmışız, nasıl olmuşuz? Biz birlikte Survivor'a gitsek nasıl bir ekip oluruz? Ya da karşı tarafta olursa nasıl olur? Bunları konuştuk olabildiğince. Güzel bir sohbet oldu ya. Survivor'la alakalı. Hiç böyle video çekmemiştim yani. İyi oldu, bana da iyi geldi. Çekmedim. Seni yakalamışken buraya oturtturup çektik. Konuş. Konuş dedim ve konuşturduk. Hep beraber konuştuk. Eğlenceli bir videoydu. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz yorumlarınız çok çok önemli. O yüzden yorum yapın. Biz de ona göre içerik belirleyelim. Evet ağlıyor. Biz şimdi Barlas'ın yanına gidiyoruz. Öptük. Aynen.